Ali Bey kendine gelince haber verin. İfadesini alacağız. Biz verelim ifadesini amirim. Ya bu kız plan yapmış. Abimi düğününde öldürmeye ant içmiş. Dün gece de olan bu işte. Değil mi baba? He. Bir de değil mi baba diyorsun. Sanki benim haberim vardı. Kendine gelince haber verin. Onun anlatması lazım. Tamam komiserim. Kardeşim her şeyi bir bir anlatır size. Hele bir kendine gelsin ben size haber vereyim. Olur mu? Oğlum sen de ne provoke ediyorsun ortalığı? Allah Allah ya. Ya ben anlamıyorum ki ne yapıyorum ya? Ne yaptım gene ya? Ya daha ne yapacaksın it? Önceden haber vereydin bunlar olmayacaktı. Hayır anlamıyorum. Seni tutan ne? Abine bir gıcıklığın mı var? İlgi alaka gösterdik diye kıskandığını da ondan mı yaptın? Ya baba ne alakası var ya? Ben öyle bir insan mıyım ya? Senin insanlığının da sıfatının da. Baba kurban olayım bak. Tamam küfür yok. Hastanedeyiz ya. Bir kendinize gelin ya. Evet baba bak Cemal doğru söylüyor. Yani sonuç olarak ailemiz kurtuldu. Kızı da hapse attılar. Bitti de gitti baba. Yani önemli olan bu değil mi? Lütfen sakin ol. Gözünüz aydın, hastamız uyanmış. Ha? Hey yavrum be, aslanıma bak maşallah, Türk gibi. Kasma çocuğu, kasma. Tamam baba. Oh, Ali. Yavaş, yavaş bir tane, yavaş bir tane. Geçmiş olsun Ali, iyisin değil mi? Sağ ol yenge, iyiyim. İyi tabii, bir bıçak yarasıyla yıkılmaz benim oğlum. Aslan abim benim, canım abim benim be. Ali, Allah cezanı vermesin he mi? Emavi Mahmutların kızıymış. Sen bunu bile bile neden ölme koştun canım? Bana bak, şu mendaburun lafını etmeyin benim yanımda. Var ya, adalete güvenim olmasa o kızı o dakika orada ben öldürecektim ama neyse hadi. Sağ kalmadı. Burada gençler var herhalde. Tamam lan, tamam. Hadi sen öldür bu seferlik.